Nasıl, beğendiniz mi yemekleri? Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Sen fikir beyan etmedin Ömer oğlum gibi. Beğenip beğenmediğini söylemedin. Beğendim anne. Beğenmez olur muyum hiç? Nurhan canını zaten bu konuda hiç tanımıyorum. O yaptı mı her şeyin en güzelini yapar. Kim öğretti ona ayı? Ustası kim? Ayrıca biz her şeyi beraber hazırladık. Çok güzel. Elinize sağlık. Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. Terfi almışsın. Müdürü olmuşsun bankaya. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Gamze'm çok sevindik ya. Çok tebrik ederiz gerçekten. Sen her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyorsun zaten. Yani çok tebrikler nedir? Allah utandırmasın Gamze. Ben de çok mutlu oldum. Tebrik ederim. Çok sağ ol. Artık kıdemin de yükselir. Varlığınız kalmaz, eliniz para görür. O çatıdaki kümeste oturmazsınız herhalde, değil mi? Sıkış sıkış. Anne. Ne anne? Kızım, yan daire ne güne duruyor? Bak, güzel bir tadilat yaparız. Bir banyolar, bir mutfaklar çıkmış. Görsen bayılırsın, çok güzel. Her şey çok değişmiş. Sonra bir de zevkinize göre dayarız, döşeriz. Anne, biz yan dairede oturamayız. Çünkü orada Nisa'lar oturuyor. Çıkarlar canım, Nisa'lar kaç yıldır oturuyor yani. Tapusunu mu verdik, Allah Allah? Ayrıca ben artık seni yanımda istiyorum Gamze. Bu konuyu kapatabilir miyiz şu anda? Evet anneciğim, şimdi hiç sırası değil, başka şeyler konuşalım, hadi. Hayır Allah Allah, şimdi konuşmayacağım da ne zaman konuşacağım ya? Ne var canım bunda? Kendi yuvalarında yaşasınlar diyorum, kötü bir şey mi söylüyorum ben ya? Fatma Hanım, Fatma anne. Ablam evimizden çıksa bile biz buraya taşınamayız. Ben şu anda babamları yalnız bırakamam. Babaannemin durumunu biliyorsunuz. Yanlarında olmak zorundayım. Tahir'le Şükran var, onlar gitsin babanın yanında kalsın. Gelemezler. Bir ailesi, çocukları var onların. Siz aile değil misiniz? Sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Tuna artık senin de çocuğun oğlum. Elbette, elbette öyle. Aksini düşünülür mü? İşte ben de onu söylüyorum işte. Siz de çoluklu çocuklu bir ailesiniz. Hem başka çocuklarınız da olacak. Ne o canım, sıkış tıkış? Biz çoluk çocuk orada yaşıyoruz, çok şükür. Sen hiç merak etme. Hem bu konu seni hiç ilgilendirmiyor. Hayır, nasıl ilgilendirmiyormuş acaba? Ben senin annenim. Ben seni düşünmek zorundayım. Aklın çalışmıyor senin, sen düşünemiyorsun. O Reşat niye bağrına bastı seni sanıyorsun? Ömer niye direniyor evden çıkmamak için biliyor musun? Borç harç içindesiniz de o yüzden. Gamze'nin kazancıyla evi çevirecekler güya. Şimdi bir de terfi aldı kızım. Oh artık. Kredi borçlarını da öder. Yok öyle ya ama. Gamze'nin kazancı kendine. Ne babam ne de ben. Asla el sürmeyiz. O borçlar bizim. Biz ödeyeceğiz. Nasıl ödeyeceksiniz acaba? Sadık'ın yanında çıraklık yaparak mı? Anne yeter, kes. Şaşkınlık içindeyim ya. Anne. Gerçekten çok ayıp. Anne gözünü seveyim, tamam. Tamam. Hayır, niye susturmaya çalışıyorsunuz beni? Ben yanlış bir şey mi söylüyorum acaba? Gamze'nin kazancını çatır çatır yiyecek bunlar, yalan mı? Hayır, onlar zor durumdaysa ben de zor durumdayım. Bak daireye dökülüyor. Yan dairede sen Nisa bir çivi çakmadı ve girdiğinden beri. Tadilat istiyor, yenileme istiyor, para istiyor. Birine yardım edecekse önce ailesine yardım edecek Gamze. Müsaadenizle. Götür, götür. Götür de doyursun kızım Ademoğlu ailesini. Davet ettiniz, geldim. Sofranıza oturdum, yemeğinizi bölüştüm. Büyüğümsünüz. Kendimi çok zor tutuyorum. Ama benim de sabrımı, sınırlarını zorlamayın artık. Herkesi de kendiniz gibi bilmeyin. Fatma Hanım. Hadi Gamze. Anne sana yazıklar olsun. Asıl sana yazıklar olsun. Nankör evlat. Sen önce aileni düşüneceksin. Seni kim besledi büyüttü? Ben. Anne sus artık, bir sus. Sus. Ya bir sus. Kere şaşırttı ya biz anne. Bu sefer tamam diyelim. Bu sefer annemiz imana geldi diyelim. Bambaşka bir Fatma var karşımızda diyelim. Bir kere ya, bir kere diyelim bunu. Ama yok. Yine yemeği burnumuzdan getirdin fitil fitil. Sağ ol anne. Kıymet bilmez kifayetsizler. Ben kimin için didiniyorum acaba?
Kapımda yatmayı biliyorsunuz. Elini cebine atan yok. Ha Sadık Bey? Çok biliyorsun madem. Yenile evleri. Hadi yap bir tadilat. Anca konuş. Car car car. Bir şey derdim de. Sen üzülme diye demiyorum. Ama yok ya. Senin bu ananla uğraşılmaz. Vallahi billahi uğraşılmaz Murat. Hayır sen madem bu organizasyonu biliyordun. Ya senin bu yemeği engellemen lazımdı bir şekilde. Yani böyle olacağı belliydi yavrum. Ay ne bileyim Sadık. Ne bileyim ben bir umut dedim. Gamze'm orada yalnız. Onun bir ailesi var. Biz onun kol kanat gireceğiz dedim. Ben fena mı ettim bilmiyorum. Olana bak. Tamam. Üzme kendini tamam. Tamam Nurhan üzme kendini lütfen. Su akar yolunu bulur. Ne yapalım?